Kayıt. Başlayayım mı konuşmaya? Ben merhabalar, Şeyler ve Şeytanlar programını bugün Mert Öner olarak ben açtım. Şu anda da canlı olarak Edinburgh'a bağlanıyoruz. Murat Daltaban, Gergedanlar ekibiyle birlikte bizimle oradalar. Bugün Gergedanları ve Edinburgh sürecini konuşacağız. Merhaba Murat abi. Merhaba Mert, ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? Nasıl keyifleriniz? İyi valla, Edinburgh'dan herkese sevgiler, çalışıyoruz. Bugün seyircili genel prova var ama seyircili genel prova burada oyun gibi çok ciddi alınıyor. Bizdeki gibi biraz daha şey değil, hafif değil. Hı hı. Çok ciddi bir premier halindeyiz. Şeyi biliyorsun, geçen sene şeyin uluslararası festivalde, evet, tam da zaten biraz oradan başlayalım. Bilmeyen dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz varsa onlar da bu süreç hakkında bir bilgi edinsinler öncelikle. Evet, hadi anlat bakalım. Siz anlatın. Tamam. Edinburgh uluslararası festivalde oynadık Gergedanları. Bu senede işte şeyin sezon oyunu olarak, Lyceum Theatre'ın sezon oyunu olarak başlıyoruz. Zini Harris tekrar yazdı. UNESCO'nun Gergedanları'na Zini tekrar yazdı. Tekrar uyarladı. Yeniden adapte etti. Biz de o 15 gündür falan tekrar hatırlamakla uğraşıyoruz oyunu. Çok yine eğlenceli bir dönem geçirdik. Burada da ekip arkadaşları var. Bunlar muhteşem adamlar. Tek tek size tanıtacağım. Sormak istediğim bir şey var mı şimdilik? İstiyorsanız şöyle yapalım. Bu DOT için ve Türkiye Tiyatrosu için aslında çok önemli bir hareket. Bu sürecin nasıl başladığını, buraya nasıl evrildiğini birazcık konuşalım istersen. Ondan sonra da ekibi tanıyarak, gergedanları konuşarak, günümüzde gergedanların oynanmasının önemini konuşarak, bu projenin DOT'la Edinburgh'da Lyceum Theatre'ın birlikte bu ortaklığın önemini konuşarak ilerleyelim. İlk önce uzun zamandır DOT'un zaten uluslararası anlamda bir ilişkisi söz konusuydu. Bunu neredeyse kuruluşundan bugüne kadar sürdürdü. Sizler çok uzun yıllardır Edinburgh Tiyatro Festivali'ne sürekli gittiniz. Orada kesik çok kesik geliyor sesi. Duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz, kesik kesik geliyor ama duyuyorum. Tamam, evet. Uzun süreli bir ilişkinin sonucunda da Gergedanlar ortak proje olarak çıktı. Bu süreçten bahseder misin? Yani bu sürece başladığınızda buraya evrilmesini bekliyor muydun? Ya da istediğin bu muydu? Ya da bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Ya arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz şey buydu. Aslında DOT'un ve Türkiye'deki tiyatronun bir şekilde uluslararası alanda da daha rahat hareket edebilmesi, daha rahat açılımları olabilmesi için çabalıyorduk. 10 senenin sonunda çok sürpriz bir şekilde festivalin, uluslararası festivalin içine dahil olduk. Çünkü biliyorsun, uluslararası festival, Edinburgh Festivali çok önemli, bir büyük festival. Dünyanın birkaç tane önemli büyük festivalinden biri. Ve onun programında yer almak çok önemliydi. Ve zannediyorum bir şekilde Türkiye'deki tiyatroyu da hareketlendirdi. Daha da hareketli ve hevesli hale getirdi tahmin ediyorum. Burada da başarılı oldu oyun geçen sezon. Geçen yaz çok beğenildi. Onun için şimdi tekrar sezon içinde oynamaya devam ediyoruz. David Gregg ile konuştuk. Zini ile konuştuk başlarken. David Gregg ve Zini ile birlikte aslında tasarlandı o proje. Ondan sonra da EIF'in, yani Edinburgh International Festival'in şeyiyle, ortak olmasıyla birlikte hayata geçti geçen yaz. Şimdi de Lyceum Theatre'ın sezon programında varlar. Hemen çok merak ettiğimiz bir şey soralım. Peki Gergedanlardan sonra ilerleyen süreçte de DOT'un bu uluslararası açılımları devam edecek mi? Üzerine konuşulan herhangi bir proje var mı gibi? Ben kendim çok merak ediyorum o yüzden. Var. Yani güzel tarafı İskoçya ile İstanbul arasında, Türkiye arasında bu alışverişin sürmesini istiyor herkes. Burada da, biz de. Onun için proje konuştuk. İlerisi için projeler de konuştuk. Çok heyecan verici şeyler konuştuk üstelik. Hani bizim hayal ettiklerimizin de ilerisinde şeyler konuştuk. İnşallah olacak. Güzel şeyler hazırlığı yapacak.
Peki bir şey daha soracağım hemen ekibi tanımaya geçmeden önce. Evet, Türkiye'deki tabii ki Türkiye'deki tiyatro severler evet, Dotu çok uzun. Sakladım hep. Şimdi şimdi tamam. Robin'in önüne geçiyor. Bir şey Robin'i kapattım. Robin de bu. Bir şey daha sorup hemen ekibe geçelim. Bir şey daha sorup ilerleyip ekibe geçelim. Türkiye'de çok uzun süredir Dot'un takipçisi olan seyircilerimiz ve diğer tüm seyircilerimiz bu projenin gergedanların Türkiye'de sahnelenip sahnelenmeyeceğini merak ediyorlar. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Var. Burada Türkiye'den şu anda iki tane kurumun şeyleri var. Önemli yöneticileri var. Oyunu beraber seyredeceğiz. Onlar geçen sene zaten bir Türkiye'ye getirmek için oyunu bir hareket etmeye çalıştık ama çok hızlı gelişti ve erken süreç erken geldi. Yani turne için biraz daha vakitte ihtiyaç vardı ama düşünülüyor inşallah İstanbul'da oynayacak. Umarım. Biz de hepimiz çünkü merakla bekliyoruz. Oraya gelip izleyemeyenler İstanbul'da izleme şansı bulsunlar. Ben de dahil olmak üzere. Dilersen şimdi birazcık ekibi tanıyalım. Ekiple biraz sohbet edelim. Evet. Şimdi ben şeyden çıkıyorum. Kameranın dışından konuşacağım. Tamam. Ekipte bir Esin var. Esin mesela bizden, bizim tiyatrodan. Onu tanıyanlar vardır. Esin'den başlayayım. Ondan sonra diğer arkadaşlar da nasıl yapalım? Tek tek ilerleyelim. Şöyle Erdem çeviri yapacak. Evet. Erdem yardımcı olacak. Sana ve senin İngilizcen iyi ama buradaki aktörlere ve senin aranda yardımcı olacak. Onun için ben mikrofonu Erdem'e bırakıyorum. Gel yani Erdem gel bu tarafa. Evet. Şeyi hareket ettiremiyoruz. Mikrofonu falan hareket ettiremiyoruz. Mikrofonumuz iyi ama yavaş yavaş buralara doğru çağıracağım ben arkadaşlar. Tamamdır. Erdem'cim nasılsın? İyiyim ben, sen nasılsın? İyiyim ben de, çok selam. Teşekkür ederim. Hemen Erdem senle başlayalım. Kaçma hemen çeviriye gitmek için. Senin için nasıl bir tecrübeydi? Bütün prova süreci. Ya çok heyecanlı. Zaten şey çok önemli aslında. Ve ilginç de bir süreç oluyor. Çeviri çoğu zaman ben en azından kendi adıma yazılı bir şey gibi düşündüğüm için Türkçe ve İngilizce aslında beraber çalışmak, prova sürecinde beraber olmak bütün aslında prova sürecini de değiştiren bir şey. Dolayısıyla bence oyunun kimliğine de çok büyük bir etkisi oluyor. O yüzden çok çok heyecanlı ve çok çılgındı provalar. Geçen yaz da öyleydi, şimdi de öyle. Çok eğlenceli. Süper. O zaman hemen... Hadi sen sor bakalım, ekibe sor. Bir şeyler sor, ben onlara yönlendireyim. Tamam, özellikle bir Esin'e de merhaba diyeyim. Tanıdıklara önce yürüyeyim, ondan sonra devam edeceğim. Tamam. Esin'cim... Ben burada bir yerdeyim. Sizi kapatmamak için şöyle duruyorum. Tamam. Esin'cim sen nasılsın? İyiyim Mert'cim. Çok iyiyim. Peki senin için nasıl bir tecrübeydi? Türk bir oyuncu olarak böyle bir büyük bir projede yer almak, başka kültürlerden ekiplerle çalışmak, Murat'ı tanıyor olsan da Dot'un bünyesinde çok uzun yıllardır bulunsan da biliyorum da İngiltere'de de farklı projelerde yer aldın ama bu proje senin için nasıl gelişti, yani nasıl ifade edebilirsin? Çok yani çok çok özel bir deneyim oldu benim için de. Evet, senin de söylediğin gibi ben burada tiyatro okudum. Birkaç sene çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Sonrasında tekrar buraya gelmek farklı bir işte buradaki İskoç oyuncularla çalışmak, işte Murat abinin vizyonu, çok güçlü, inanılmaz bir ekip var Lyceum'da. Işık tasarımcımız, kostüm tasarımcımız, dekor. Yani bunun bir parçası olmak gerçekten çok güzel. Peki Esin'cim, hem Türkiye'de hem de orada çalışan, üreten bir oyuncu olarak iki ülkenin şartları, iki ülkenin çalışma koşulları ya da işleyişinin nasıl değerlendirirsin? Yani tabii bu sırada birazcık daha farklı işliyor. Bir kere çok sıkı bir şey var. Yani kurallar, işte denetleme yani sendikalar falan, o açıdan ara işte şeylerimiz var, bir prova süresi esnasında işte almamız gereken mecburi kılınan işte çay molaları, yemek molaları var. Böyle daha bir farklı bir düzen var. O da aslında şey, güzel
geliyor yani bize de. Değil mi? Çünkü belli bir düzenin içinde yer almak, her an ne yapacağını bilmek bizim aslında biraz daha karanlıkta ilerliyormuşuz gibi oluyor şartların getirdiği nedenlerden ötürü. Sanırım orası daha aydınlık, daha her şeyi belirli bir tiyatro hayatı söz konusu olduğu için hayat ve işleyiş de ona göre programlanmış durumda sanırım. Evet. Doğru tamam. O zaman şuradan hemen İskoç oyuncularımıza bir soruyla ilerleyelim Erdem'cim. Sen çevirebilirsin. Tabii ki. Kim yanıtlamak isterse. İlk bu proje önlerine geldiğinde bir Türk yönetmenin bu projeyi gergedanları sahneleyeceği bilgisi onlara ulaşınca ilk izlenimleri neydi? Prova sürecinden sonra da ilk izlenimlerinden sonra nereye evrildi fikirleri ve duyguları? Bunu sorabilirsen çok sevinirim. Tabii ki. So the first question is, whoever likes to answer really. So what did you first think when you were offered a project to be directed by a Turkish director? So that's the first part. And the second part of the question is, that after the rehearsals, what did you think then? And do you think how your preconceptions changed or... So... Bu soruya cevap vermek için Murat odadan çıkarsa... Murat abi çık lütfen, dedikoduya açık olunsun. Steven'dan başlayalım. Ne diyorsun Steven? Yeah. So let's start with you. And then I'm first off with the job. Yeah. But kendini tanıt ama... So maybe start by introducing yourself. Well, I'm Steven and I'm playing Jean. Ben Steven ve bu oyunda da Jean karakterini oynuyorum. Sesini yüksek sağ ol. Yes, please. Yes. My name is Steven, I'm playing Jean. I was thrilled to bits. I was absolutely delighted to get a chance to work with Murat and everybody from Dops. It was really exciting, really excited. Çok harikaydı ve ilk duygum ve ilk tepkim de Murat'la ve Dot'un geri kalan ekibiyle çalışmak konusunda çok çok heyecanlıydım. İlk tepkim böyle oldu. Teşekkür ederim Steven. Thank you, Steven. Sonra artık verirsin paramı. Tamam, merak etme. And also Rhinoceros has always been a favorite play of mine. In fact, it was the very first audition speech I ever did was for Rhinoceros. Bir de Gergedanlar benim için çok özel bir oyun. Çünkü aslında ilk seçmesine, oyuncu seçmesine gittiğim oyun Gergedanlardı. Aa, süper. And after rehearsals, after we rehearsed, yeah, it's been great fun. It's just been wonderful. Ve provalardan sonra da aynı şeyi düşündüm. Çok eğlenceliydi, çok harikaydı. It's a very different way of working. We tend to crank up a lot more. Don't maybe work longer days and much more pressure, whereas this has been very organic and easy, and the work seems to have happened. By osmosis, you know, Bir de aslında farklı bir süreçten de geçtik. Normalde çok daha baskı altında çalışırız. Çok daha zorlu geçer prova günleri ve süreci. Ama bu sefer her şey çok organik bir şekilde ve çok kolay bir şekilde gerçekleşti. Çok da iyi bir prova dönemi geçirdik. Diğer oyuncularımızın görüşlerini alalım aynı soruyla ilgili. Dur ben şimdi konuşturacağım. Organik ve kolay deyince hemen Robbie'ye dönüyorum. Robbie anlatsın kim devamını. So when he says organic, so maybe we should give the mic to you. Prose organic. Organik ve kolay. Was it organic and easy for you too? Tanıt kendini. introduce yourself. I'm Robbie. I'm a play Behringer in Rhinoceros. Benim adım Robbie ve Behringer oynuyorum Gergedanlarda. And yeah, I think what Steve said is true. I think it was a very difficult play. It's a hard play to do, and I think sometimes in this country, directors just think they have to work, and actually sometimes what Murat brought to it was the element we actually need to let this settle rather than keep working if something becomes difficult, rather than pushing through and maybe not finding the answer. Actually, you know, for me, there was points that I found it very difficult, and I remember one day Murat just stopping and saying we all needed to go for coffee. But it takes
picture of, because it doesn't become about, if you can't find it in that moment in the room, you've failed. Buradaki aslında yönetmenler çalışırken genelde şöyle bir eğilim de oluyor. Sürekli çalışmak, kendimizi o halde buluyoruz. Ama Murat'ın aslında yönetmenliğinde başka bir şey vardı. Kendimizi çoğu zaman, çünkü yani Steven'ın da dediği gibi oyun kolay bir oyun değil, zor bir oyundan söz ediyoruz. Ama zorlamak yerine eğer bir şey bulamadıysak ya da bir şeyin çözümüne o an hemen ulaşamıyorsak, Murat bize aslında biraz düşünmemiz için, o çözümü bulmamız için zaman da tanıdı. Bizi biraz bıraktı mesela. Bir gün hiç unutmuyorum. Bir gün takıldık ve Murat, hadi tamam neyse probayı bırakalım ve bir kahve içmeye gidelim dedi. Çok mesela, sıkılmıştım. Erdem'ciğim sorar mısın Murat Bey'e bu Edinburgh'a özel bir şey mi? Yeah, he's very difficult. Evet, çok zor bir yönetmen, doğru. Murat abi, bu tavrın Edinburgh'a özel mi? Bu arada seni çok çok sempati duyduğumuz bir oyuncu. Seni süper. Yeah, she's brilliant. She's lovely. Actor Sally. So. Sally, I play The Grocer's Wife and Botard in Rhinoceros. And I think. Adım Sally. Ben bakkalın karısını ve Botard'ı oynuyorum Gergedanlar'da. Very quickly we realized Murat was the freedom to sort of play in the room and just to try things, and nothing is right and nothing is wrong. It's sort of alien to us as well, because I think in a rehearsal room here we want to get things right, but being able to have the freedom to sort of throw ourselves around and get it wrong, and the trust that we had in Murat and Murat has in us makes it a really different experience. Tüm tecrübeyi bizim için farklı kılan şeylerden bir tanesi aslında Murat'ın bizi prova odasında da özgür bırakmasıydı. Yani biz genelde burada çalıştığımız zaman prova odasında her şeyi olabildiğince doğru yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey yanlış yapmamaya gayret ediyoruz. Ama öyle olmasına rağmen normal çalışma düzenimiz bu. Fakat Murat bize büyük bir alan açtı aslında. Böylece deneyebildik bir şeyleri, kendimizi özgür hissettik. Murat'ın bize duyduğu güven bizim için çok önemliydi. Dolayısıyla farklı bir tecrübe oldu bizim için. Aslında ben de oyunculuktan geldiğim için oyuncunun, yani onu da söylemek zorundayım, oyuncunun ne kadar yaratıcı alanı olduğunu ve esnekliğinin, genişliğinin tamamen özgürleştiği noktada ortaya çıktığını, yaratıcılığının bildiğim için mümkün olduğu kadar oyuncularla çalışırken de hep şey yapıyorum, onların rahatlaması için çok özen gösteriyorum aslında. Since I mean, I have to say this actually again. Since I'm originally an actor, I just know that the allowing a creative space for the actors is crucial, because I know how it feels, so that they should have a certain sense of freedom to explore. So that's what I try. Orada bir tane şey var, muhteşem bir kadın var, Le Coq'la çalışmış. He have a brilliant woman there, sitting behind, onu, who with Le Coq. Gel buraya gel, come here. Evet, biraz öne gelebilirsek belki daha rahat olur. Gel. Yollayın bana onu. birazcık o anlatsın bize. So she can talk about the project as well. I think for me it's one of the happiest rehearsals I've ever been part of with this team of people. It's just, I don't think we've gone through a day without laughing. We laugh a lot, and it's never, you get up in the morning and it's not a chore to go to work. You actually look forward to going into rehearsals. Benim için en zevk aldığım, en keyif aldığım provalardan bir tanesi oldu. Yani bir gün bile gülmeden, kahkaha atmadan geçirdiğimiz olmadı. Normal, yani hiçbir zaman provaya ayağımızı sürüyerek gelmedik. Her zaman çok zevkti. You know, I think as the guys have been saying, it's like, so as Sally said, you have pleasure. Play is like being a kid again in a rehearsal room, and you don't fear making mistakes. There's no right, as Sally said, there's no right or wrong. We just have a laugh. Sally'nin dediği gibi prova odasında yeniden çocuklar gibiydik. Yani orada oynadık. Gerçekten yanlış ya da doğru diye bir şey yoktu. Eğlendik. And he makes us trust one another. Ve bu da birbirimize güvenmemizi sağladı.
Bu arada bana da çok yardım oldu. Yani o şeyi ansamblı sağlamada çok tecrübelerinden dolayı bana çok yardım oldu. And also she helped me immensely in terms of forming and having the proper, you know, ensemble and with those choral bits. So thanks to her experience, she did help me very much actually. Bir tane. Bir de mesela John da Lokop'la çalışmış. Onun da hani bedenle ilgili çalışmaları çok detay çalışmaları var. So you also worked with Lokop, John, didn't yes. you? So you have also your experience in terms of, you know, I mean, but body roles. Yeah. My name is John. I play the old gent. Yeah, I studied in Paris with Philippe Goulier and Monica Pagneux. Philippe is a very well-known clown and did a lot of physical work there, but I really appreciated all the chorus stuff that we did. Philippe Goulier ile başladım ben Fransa'da çalışmaya. Adım John bu arada ve Gergedanlar oyununda yaşlı adamı oynuyorum. Yeah, it's great to see physical things, physical stuff happening on the Scottish stage. I mean, I was just thinking about Dot being here and how important it is, because like for about 30 years, like ever since Peter Brook came to the Tramway and did the Mahabharata, which was in the 1990s, or Robert Lepage came. So it feels like Dot coming to the Lyceum is part of that international collaborations that we've been having across the world, in Scotland, across the world, the last 30 years. We really need to keep those channels open and have more, you know, çok harika bir şey aslında ya. 30 yıl, neredeyse son 30 yıldır İskoçya'nın dünyanın geri kalanıyla yaptığı uluslararası projeler bir tanesi gibi düşünüyorum. O yüzden buraya gelmesi ve bu projeyi ortak proje yapması çok önemliydi. Yani Peter Brook'un buraya gelip Mahabharata'yı yapması gibi, Lepage'in buraya gelip oyun yapması gibi, Dot'un buraya gelmesi aslında aynı benzer bir kanal açması bakımından çok önemli. Bu arada Lepage'la da çalışmışlığı var. Yeah. You did also work with Lepage. Yeah, I did some work with him here in Glasgow sort of early on, and I've done lots of things with him since. Glasgow, he has that same idea as Murat's playing, that the actor has to play, that being in a theatre is all about playing. It's not a serious thing. It has an element of pleasure in it. And I think we found that. Ki aslında onun da mesela Murat'la bir benzerliği vardır şey konusunda. Oyunun yani olmanın ve oynamanın gerçekten bir oyun olduğunu, o kadar ciddi bir şey olmadığını, bu işin aslında büyük bir zevk olduğunu düşünüyorum. O bakımdan da aslında ortak görüyorum ikisini. Süper. Ne büyük onur. Murat abi tam bu noktada sana bir şey sorabilir miyim? Bu arada en sevdiğim oyunculardan arkadaşım Harry ile konuşmak istiyorum. O müzisyen ve gitarist, muhteşem bir gitarist. One of my favorite actors now. He's a great actor and a great musician. Ve gerçekten bir yönetmen ve diğer arkadaşları için bulunmaz bir şey. Cevher yani çok onun ekipte olması başka türlü bir enerji katıyor. So he has been invaluable to me as a director and for the rest of the team. I think so. He just brings his own energy to wherever he is or whatever he's doing. So thank you very much. Yeah, I'm Harry. I'm playing Dudard and the Logician. I think for me, one of the most interesting things was, as you said, before coming in, I thought, how is the language barrier going to work here? And I had no idea. And what was wonderful for me was how, within a matter of days, Murat would be directing. And then, before Adam even started to translate, it was like, no, I've got it. I know what you mean. And you can't. And suddenly, the process kind of transcended the way language. And it became about physical connection between, I mean, obviously we're all in the same language, but certainly between us, there was something happened where we just all tapped in and understood what you meant. And the energy that Murat gave in a room just bounced and fed
everyone. And that's what I found the most exciting. Benim için en heyecan vericilerden bir tanesi aslında, yani proje ilk geldiği zaman karşıma özellikle dil meselesini düşündüm. Bu aramızdaki dil farkı bir bariyer oluşturacak mı, bir engel oluşturacak mı diye düşünüyordum. Ama sonra daha birkaç güne kalmadan prova odasında daha Erdem'in çevirmesine gerek kalmadan Murat'ın ne dediğini aslında anlamaya başladım. Ha tamam, anladım diye hemen ve onu zaten Murat'ın ne istediğini bilir hale geldim. Bir şekilde yani tabii ki biz ekibin geri kalanı olarak aynı dili konuşuyoruz ama bu iki farklı dil meselesini aştı bizim prova odasında yaşadığımız. Daha başka türlü bir fiziksel bir bağ da kurduk birbirimizle. Yani gerçekten tiyatronun bir ortak dili olduğunu aslında burada pratik olarak hep konuştuğumuz bir şeyi ben yaşadım. Tecrübem için çok 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 önemliydi. I always think theater as a common language. So I've been talking about this and saying this for so many years now. So Rhinoceros has actually given me the opportunity to see it in practice that this was really the case. So yeah. It's been quite a few years since I've worked with a company that's felt like that. Yes. The Dock Theatre Company, everyone who has come over has made, it's just become a little family unit, and I've not felt that in quite a while, and that's special. That's what I'll carry on from this. Yeah. Is that feeling of family. Bir de çok uzun zamandır gerçekten şey hissetmiyordum, çalıştığım herhangi bir ekiple böyle bir aile duygusuna hiç onu yaşama şeyim olmamıştı. Dot'la beraber yeniden bir aile olduğumuz var. Buraya Dot'tan gelen herkesle ufak bir aile olduk. Çok güzel bir şey. Teşekkürler. So we had a lovely time. When we did the beat in this in what, like maybe three months before we started rehearsals, Murat said that it was like holding hands across, like internationally across, like I think he said holding hands with our theatrical family across the world. It was really emotional. Geçen yaz daha oyunun provalarına başlamadan bir 3 ay önce bu odada oturduk ve oyunu ilk kez hep beraber okuduk. O sırada Murat'ın şey dediğini çok iyi hatırlıyorum. Ülkeler arası, yani tüm dünyayı neredeyse kapsayacak iki farklı grup el ele tutuşuyor ve bir araya geliyoruz demişti. Onlar beraber el ele tutuşuyoruz tüm dünyadan diye demişti. Bu da çok çok duygusal bulmuştum. Çok duygulandırmıştı beni. Ya bunu hep birlikte paylaşmış olmak çok etkileyiciydi. Yani aynı yere taşıdık duygularımızı. Hep çok çok iyi tecrübeydi yani. It was a great experience actually because we all felt the same thing and we shared that, you know, love and the same feeling, all of us together. So and some of us missed them so much. We actually went to the same. Bir de içimizden bazılarımız o kadar özledik ki onları. İstanbul'a gittik görmeye onları. Evet, şahaneydi ya. Çok güzeldi. Harry was talking about Murat's enormous energy. We were saying the other day that when we were running the play, Murat does the whole play. He plays better. No one gets exhausted by Harry de bahsetti, yani Murat'ın hem dediği gibi o Murat'ın enerjisinden bahsediyorsak, yani biz prova yaparken de biz oyun oynarken Murat da bütün oyunu bizimle beraber oynuyor, yani asla durmuyor. And you also know when you've done something right. Yes. Just hear from the back. Yes. bir şey doğru yaptın da şuradan anlıyorsun hemen Murat'la. Yani odanın bir yerinden evet diye bir ses geliyor bir anda. Peki Oğuz Oğuz'u zaten Türkiye'den tanıyorsunuzdur. Oğuz birlikte uzun zamandır çalışıyoruz. Çocukluk arkadaşım zaten, müzikleri o yapıyor. Oğuz'un da çok güzel bir tecrübe yaşadığını düşünüyorum. Oğuz ne diyorsun? Anlatsana. Yani biz şunu yaptık. Yüksek. Hepsi çok sevdi. Çok güzel çalışmalar yaptık. Murat'ın Oğuz'un çatısı altında. Fakat bu seferki bambaşka bir tecrübe. Oyun olarak yani çok şey kazandım. Çok şey öğrendim. Hala da öğrenmeye devam ediyorum. Sahnede bulunmak ayrı kimlik. Müzikleri beraber şekillendirdik. Çok sevildi. O ayrı bir zevk oldu benim için. İlk kez bana bir rol verdi. Oyunun da çıkışını yapıyorum. Bitsum. Bir de böyle bir tecrübe kazanmış oldum.
Her şeyi o kadar çok sevdik ki arkasından da işte buraya tercihle karar verdik. Ne mutlu ki Don da burada bir şube açtı şimdi ve burada da çalışmalara devam edeceğiz. Ama hepsi bir yana, yani Murat'la zaten çok zevkli ve iddialı konuşuyoruz. Özellikle böyle de bir ekiple birlikte bir araya getirdiği için biz de hepimizi ayrıca teşekkür ederim. Çok mutluyum, mutlular, güzel insanlarla beraber olduğum için. Evet, gerçekten iyilik dolu bir ekip olduk. Çok güler yüzü. Şimdi Natalie aslında sonlara kaldı. Jessica'yı en sona bırakıyorum özellikle ama Natalie'nin sona kalmasını özellikle seçmedim. Onun enerjisi çok yüksektir. O çok tatlıdır ve çok dışarıya enerji ve duygu ve her şeyi içeriye atabilen bir oyuncu. Çok seyretmesi zevkli bir oyuncu. Onu merak ediyorum. Aslında onun ne söyleyeceklerini de merak ediyorum. So I'm really curious to hear what Natalie is speaking about the Golden Girls. She's this lovely person, bursting with energy. She can't stop sharing her energy with the rest of the team. She's so lovely to work with. I was just wondering what you thought about, you know, yani sahnedeyken Natalie'yi seyrettiğiniz zaman hiçbir anı kaçırmayan bir oyuncu görürsünüz. Yani herhangi bir anda mesela Behringer'la Jean sahnesinde bir an koptunuz diyelim. Döndüğünüzde muhakkak Natalie ile karşılaşıp sizi tekrar oyunun içine çeker. So with Natalie, when she's on stage, she doesn't actually miss one beat when she's there. So let's say, you know, if you somehow get distracted by me or, you know, something's happening between Jean and Behringer, then just, you know, you would have a look at Natalie and then she would be doing something there, never missing a beat. She's always on it and she's always on it. Özellikle Jean ve Behringer sahnesi diyorum. Especially, you know. Çünkü orada da asla boşluk yoktur. That's very kind. I think everybody else. What are you doing, Jonas? Ne yapıyorsun? Biz bizim sahnelerimizde hiçbir şey yapmıyorum, yemin ederim. Sandalyenin altına ben koyuyorum, o yüzden dikkat et. I echo everybody else actually, and I think I was extremely excited when I got cast, and I think kind of everything that I hoped for and more. And I agree, it's a rehearsal room where you can play and be free, and I'm just really grateful to the DOT team and actually everybody. I feel like the family is what's made this project. And I also think this is a project for now, it's a project for the times now. And I think that's exciting to be a part of, because that we're making history. Diğer herkesin söylediklerine katılıyorum aslında. Gerçekten prova odasında çok çok zevk aldık ve kendimizi çok özgür hissettik. Ve hani aynı zamanda bu projenin özel bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu oyunun aslında tamamen günümüzle ve şimdiyle ilintili olduğunu düşünüyorum. Sanki yani bir bakıma beraber bir tür tarih yazıyoruz gibi hissediyorum. Çok çok minnettarım Dota da, buradaki aileme de. Okay, thank you. En son Jessica kaldı. Jessica çünkü en küçüğümüz ve en yenimiz. She's the youngest and she's the newest member of the cast. Jessica 15 gün içerisinde Daisy çalıştı ve muhteşem bir iş çıkardı. So she's done brilliant Daisy in just 15 days. Yes, yes. Yes. Onun için hani bizim çok güzel paylaştığımız zamanların sonuna ancak Jessica yetişebildi. So yeah, we actually obviously we shared great things before she came. So we didn't actually have much time, but we still had enough time to share great things with her. Belki de iyi ki sonuna rastladım diyor da olabilir tabii. Or maybe you just thank God because you know you were a bit late to the party. Evet, nasıl geçti onu anlatması lazım onun çünkü. I just feel really lucky to be a part of such a wonderful people.
I think this person feels like a family, and I feel so welcomed, and everybody's so warm and kind and lovely, and it's a really beautiful show. So to be able to be a small part of this is wonderful, and to be welcomed by everybody. Çok 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 harikaydı. Gerçekten bu kadar hoş, bu kadar tatlı insanlar tarafından böyle karşılanmak, grubun bir parçası gibi hissetmek çok çok iyiydi. Kendimi çok çok şanslı hissediyorum. Çok harikaydı benim için. Evet. Sormak istediğin bir şey var mı Mert? Biraz sana dönelim Murat abi. Çünkü zaten yavaştan da zamanımız tükeniyor. Son böyle 7-8 dakikamız. Evet. Gergedanların bugün tekrar oynanması, Zinni Harris'in yorumuyla da oynanması neden önemli? Neden bu kadar özel bir oyun Gergedanlar? Seni bu projeyi yapmaya itmesinin nedeni de ne? Birazcık da sen de ondan bahsedersen, oyunun kendisinden. Bahsedeyim. Gergedanlar aslında UNESCO'nun 1956'da 2. Dünya Savaşı sonrasında yazdığı bir oyun. Bütün hikaye kitle bireyi olmak ve birey olmak arasındaki çatışma, o dinamiklerin nasıl işlediği üzerine gergedanlaşan bir kasaba ya da şehirden bahsediyor hikaye. İnsanların yavaş yavaş değiştiği, dönüştüğü, gergedanlaştığı, gergedana dönüştüğü bir hikaye. Gerçeküstü bir hikaye gibi tarif edilebilir. Aslında günümüzün dünya dinamiklerine çok denk düşüyor. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyadaki o kitle birey olma ve bireyin ihtiyaç duyması ve bunun toplumsal birey üzerinde politik etkileri, sıkışmaları üzerine açılımları olan, çok gittikçe derinleşen Arthur Tiyatro'nun klasiklerinden biri Gergedanlar. Onun için de seyirciyi hemen yakalıyor. Bizim sahnedeki oyunumuzda oldukça neşeli, böyle bir lollipop şekeri bir başlayıp ondan sonra gittikçe kararan ve karanlık bir dünyanın nasıl bireyi sıkıştırdığına dair bir hikaye dönüşmüş durumda sahnede. İnşallah Türkiye'ye gelirse oyun, hep birlikte paylaşmayı çok istiyoruz burada. Umarım, biz de izlemeyi çok istiyoruz. Sana son bir soru daha. Belli ki gerçekten buradan bile çok net anlaşılıyor. Sadece proje yöneten bir ekip olmaktan çıkmış, birlikte bir aile olmaya yürümüş bu yolculuk. Bundan sonra devamı, geleceğin enerjisini buradan bile hissetmek çok mümkün. Peki sen şu an duydukların, yani oyunculardan ve ekipten duyduklarımız o kadar güzel şeyler ki, bunları duymak sana nasıl hissettiriyor? Ya da sen projeye gitmeden önce gerçekten bu farklı dillerde olmak, nasıl ifade edeceğin ya da oyunu nasıl kuracağınla ilgili endişelerin var mıydı? Bu endişelerin neye dönüştü? Ve ya da bu sürecin sonunda bu birbirinden farklı, birbirinden yetenekli ve özel oyuncuların hepsinin ağzından böyle güzel şeyler duyuyor olmak sana kendini nasıl hissettiriyor? Ya endişe konusunda biliyorsun, endişe konusunda herhalde dünya markası. Endişem olmaz, çok büyük endişelerim vardı. Bir de yani İngilizcem, kötü bir İngilizceyle bir oyun yönetmek bunu 2'ye 5'e katlıyor. Yani çok büyük bir stres altındaydım, baskı altındaydım ama bir şekilde öyle güzel bir ekip oluştu ve buradaki insanlar, buradaki oyuncular, tiyatrocular, sadece oyuncular değil, bütün tiyatro insanları o kadar mütevazı ve o kadar ilişki kurmakta nezaketli ki çok çabuk içine aldılar ekibi ve bizi, bir araya gelen grubu. Onun için evet, baskı altındaydım, çok endişeliydim. Ama oyunun başarılı olması aslında bütün bu enerjinin iyi ve doğru çalışmasıyla oldu. Hayatımın en güzel anlarını yaşıyorum zannediyorum. Yani çok büyük mutluluk yaşıyorum.
Çünkü, birlikte çok güzel vakit geçirdik. Çünkü gerçekten böyle hafife alınmayacak bir başarı. Sadece DOT için değil, senin için değil, Türkiye tiyatrosu için çok önemli bir başarı. Bence bunun önemlisi o. Yani bence cesaret veren bir proje oldu. Türkiye'deki tiyatroculara, tiyatro insanlarına, genç tiyatroculara. Çok çalışmak, cesaretli olmak bir şekilde dünya tiyatrosunda bir üretim yapmanızda sizi mümkün kılıyor, sizi var ediyor aslında. Tam da bu noktada uzun zamandır tiyatro üreten, oyuncu olarak, yönetmen olarak çalışan bir isim ve ilk defa yurt dışında bambaşka bir ekiple bambaşka bir çalışma prensibinin içinde olduğunda, aslında biraz önce biraz bahsettin ama biraz daha açmanı rica edeceğim. Oradaki tecrübelerin, deneyimlediklerinle buraya, bizim ülkemizdeki bu işi üreten insanlara önerilerin neler olur? Yani aramızdaki en ciddiyetli fark ne? Onu çok başka bir büyük bir programda uzun uzun konuşmak tamam, lazım. Tamam, çok uzun. Yani o kadar detay var ki, o kadar tamamen şunu söyleyebilirim, bir kişisel olarak, bireysel olarak, bir sanatçı olarak tiyatroyla ilişkinin doğru yerden kurulması gerekliliği bir kere daha karşımıza çıkıyor. Tiyatronun ne demek olduğu, niçin yapıldığı ve sana ne ifade ettiği çok önemli. Bunun cevaplarını çok iyi bulmak gerekiyor ve bunun üzerine çok düşünmek gerekiyor. Kesinlikle. O zaman senin şahsında tüm ekibe de bu yeniden arka arkaya oynanacak. Kaç oyun oynanacaktı arka arkaya? Kaç oyun oynayacağız? 16. 16 oyun oynayacağız. 16 oyun oynanacak. Tüm ekibe buradan kocaman başarılar dileklerimi iletiyorum ben kendi adıma. Erdem çevirebilirsin. Tüm ekibe teşekkürler. Herkese, Türkiye'deki herkese selamlar. Evet, sen programı kapat. Son bir şey eklemek ister misin? Son bir şey eklemek isterim. Lütfen herkes birbirine omuz mesafesinde olsun, çok yakın olsun, birbirine iyi hissetsin tiyatro yapanlar, üretenler. Başka türlü bir arada durmadığın takdirde tiyatro sanatının güçlü olması mümkün değil. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Başarılar, bol şans, gurur duyuyoruz sizinle tekrar. Tamam, hepinizi çok öpüyoruz. Evet, bugün Şeyler ve Şeytanları canlı yayınla bağlanarak Murat Daltaban ve oradaki Gergedanlar ekibiyle yaptık. Onların süreçlerini dinledik. Umarım bir sonraki programda Murat Daltaban oradaki sürecini burada ayrıntıyla anlatacaktır. Hoşçakalın.